Merhaba sevgili Artı Analiz izleyicileri, gizli kalmış güzellikleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Çeşme Ildır'dayız. Ildır küçük bir kasaba. Çok kalabalık değiliz. Fakat belli başlı özellikleri var. Mesela enginar yetiştiriciliği. Burada büyük bir alanına, geçim kaynağına köylülerin enginar yetiştiriciliği sağlıyor. Aynı zamanda balık turları düzenliyorlar. Günübirlik gelip tekneler kiralayıp denize çıkıp meralarda avlanabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir turizm kaynağı bizim için. Aynı zamanda da balıkçılık, taze biraz önce bahsettiğimiz gibi balıkları getiren balıkçılarımız mevcut. Buranın geçim kaynağı bu şekilde. Çok güzel lokmamız var. İzmir'in lokması meşhurdur zaten. Bölgede küçük küçük kahvaltı, bu lokma restoranları mevcut. Bunlara gidip ziyaret edebilirsiniz. Plaj olarak bölgede tek plaj bize ait. Böyle bir avantajımız da var. Dışarıdan biz de müşterilerimizi kabul edebiliyoruz. İlla otelimizde konaklamak gibi bir durum söz konusu değil. Gün içinde restoranımızdan, plajımızdan ve barımızdan faydalanabiliyorlar. Otelimizde sabah kahvaltısı saat 8'de başlıyor. Yörenin yine bahsetmiş olduğum gibi yörenin özelliklerini içeren ürünler sunmaya çalışıyoruz, özen gösteriyoruz. Daha sonra saat 11-12 gibi plajımız hizmete giriyor. Burada dışarıdan ve otelimizde bulunan müşterilere hizmet veriyoruz. Öğlen menümüz farklı, daha çok fast food ağırlıklı. Ama tabii ki yine yörenin ürünlerini kullanarak gerçekleştiriyoruz. Plajımız saat 6-7 gibi kapanıyor. Daha sonra bir kokteyl almak için barımıza geçebiliyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz bar için. Ondan sonra da akşam servisimiz başlıyor. Akşam servisimizde hem et hem balık olarak dilediğiniz ürünü seçip yiyebiliyorsunuz. Daha sonra da bahçede odun ateşiyle birlikte değil mi? Ateş yakıyoruz. Ateşimizi yakıyoruz. Biraz o aktivitelerden bahseder misin? Gündüz bütün gün müzik yayınımız var. Ama tabii ki böyle bangır bangır müzikler değil, daha çok caz, blues ağırlıklı müzikler çalıyoruz. Akşam da küçük bir ateşimiz var bahçede. Odunlarımızı yakıyoruz. İsteyen ateş başında oturup içeceklerini yudumlayabiliyorlar. Bu tür bir etkinliğimiz var. Daha çok sakinlik üzerine bu şekilde. Efe Bey, şunu merak ediyorum. Yaklaşık 1,5-2 yıldır hizmet veriyorsunuz. Bu kadar kısa sürede neden bu kadar tercih edildiniz? Öğrenebilir miyim? Sizce neden? Öncelikle biz şunu baz alarak yola çıktık. Biz bir yere tatile gittiğimiz zaman ne şekilde rahat ederiz? İnsanlar da genelde zaten bunlara önem gösteriyor. Ben bir yere tatile gittiğim zaman konfor, sessizlik ve kaliteli hizmet isterim. Çünkü insanların belirli dönemlerde tatile çıkabiliyorlar. Yılın her zamanı tatile çıkamıyorlar. Ve bu zamanlarını özel geçirmeleri için biz de elimizden ne geliyorsa bunun için ona göre tasarladık. Konforlu yataklar, sessiz, sakin, huzurlu bir ortam, deniz kenarı oluşumuz. Bu çok büyük bir etken bizim için. Ben bunun bizim bu kadar tutulduğumuza, bu kadar beğeni aldığımıza sebep olduğunu düşünüyorum. Şu an mutfaktayız. Tezgahımızda da soğuk meze çeşitlerimiz mevcut. Bize biraz bahseder misin? Şimdi yine sizin geldiğiniz güne denk gelen taze sebzemiz varsa onlardan yaptık. Favamız buranın baklasından, yoğurtlu patlıcan, şakşuka, havuç tarator, köz patlıcan ve köz biber, deniz börülcesi ve buranın yöresel meşhur olan enginar. Çok güzel. Kendiniz hazırlıyorsunuz. Biz kendimiz hazırladık. Bunlar tamamen doğal. Tamamen organik, doğal. Evet. Burada ne buluyorsak onları getiriyoruz. Kendi zeytinyağlarımız, bizim sebzemiz diyebiliriz yani buradaki de. Kişiye özel istek neyse tabii, onu da yapabiliyoruz. Onu da yapabiliyoruz. Evet.
Peki misafirlerimize hangi lezzeti sunacağız? Bugün önce fırında elma soslu levrek yapacağız. İsterseniz başlayalım. Tamam. Siz de görmüş olalım. Önce kendi bahçemizin ürünleri defne yapraklarını çıkartıyoruz. İnce kesiyoruz. Borcamımızın altına yerleştiriyoruz. Defne yaprağına çok alışıldır ama elma bana çok farklı geldi. Elma çok güzel bir lezzet veriyor. Siz de göreceksiniz evet. Birazdan. Evet, biraz tane karabiber atıyoruz altına. Buranın yine kendine has zeytinyağı. Bunların hepsi tamamen organik. Tamamen organik. Üzerine kendimiz kılçıklarını ayıkladığımız buraya özel deniz levreğimizi yerleştiriyoruz. Izgara bonfile yapıyoruz ama eritos sunumuyla. Tamam. Şimdi önce bir mühürleyeceğiz etlerimizi, daha sonra ızgaraya alacağız. Tamam. Bu aşamaya geçelim isterseniz. Tamam. Bu konsept size mi ait? Bize ait. Aha. Zaman zaman siz de mutfağa giriyorsunuz galiba. Tabii, bizim şeflerimiz mevcut ama evet. Bazen ben de giriyorum. Evet, seviyorsunuz büyük seviyorum. Bir ihtimalle. Efe Bey, misafirlerinizin size geldiğinde özel olarak istedikleri lezzet? Genelde eritros bonfile sunumuyla, gerek lezzetiyle olsun. Evet. En çok tercih edilen ürünlerimizden bir tanesi. Hı. Birazdan da hazır olacak. Başarılarınızın devamını diliyorum. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Efe Bey. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekleriz.